Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakın, bebeğimiz çok şık, çok güzel bir gelinlik giydi. Oturur halde gelinimiz. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun anlatımını yapacağım. Ama iki bölüm halinde yapacağım. Çünkü biraz çok zaman alacak bir şey. Bir videoda sıkıcı olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi anlatımımıza başlıyoruz. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şuradan başlayacağım hanımlar. Önce burayı yapacağız. Bedeni yapacağız. Sonra zaten iki parça halinde. Önce bedeni yapalım. Şimdi hemen şöyle bir 34 tane zincir çekerek işlemime başlıyorum. 2, 3, 4, 34 zincirimi çektim. Şunu azıcık geriye alayım ben. Evet, bakın. Buradan tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tuttuğum yere tığımı takıyorum. Böyle. İkili çektiğim trabzanlarla bu bütün zincirlerin içini trabzan dolduracağım. Her zincire bir tane batarak trabzan yapacağım. Hiç atlamadan bu şekilde başa kadar gelirim. Evet arkadaşlar, başa kadar geldim. 3 tane zincirimi çektim. Bu ipi de ara yerde kaybetmeye çalışıyorum. Şöyle ikili çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Hemen bir tane daha yapıyorum. Evet, şimdi bir zincir çektim. Bir bıraktım, ikinciye bir tane, pardon. Bir tane yaptım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Bir bıraktım, ikinciye batıyorum. Şimdi zincir çekmeden hemen köküne batıyorum. Bu şekilde. Bura bizim arkası olacak şimdi. Kolunu yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. Burası bizim kolumuz olacak. Tekrar hemen yanındakine battım. İki tane trabzan yapmış oldum. Bir zincir çektim. Bir bırakıyorum, ikinciyi. Hemen yanına bir tane daha. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane atladım, ikinciyi. Hemen yanına bir tane daha. Tekrar bir zincir daha çektim. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Tekrar aynı, hemen yanına bir tane daha. Bakın, böyle şu yuvalardan, boşluklardan 4 tane olacak. Bir bıraktım, ikinciye batıyorum. Tekrar yanına battım. Bakalım, burada çift batacağız hanımlar. Aynı yere batıyorum, bakın. Kolunu yapmadan önce 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane. 4, yani 3 tane bırakıp dördüncüye batıyoruz. İkinci kolumuzu da yaptık. Hemen yanına bir tane daha batıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Biri bırakıyorum, ikinciyi. Hemen yanına batıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane bıraktım, ikinciye batıyorum. Bakın, burada bir iki tane var. Burada bir iki üç dört tane. Burada da yine dört tane boşluğumuz var. Böyle bir şey parçamız oluştu. Üç tane zincir çektim, geri döndüm.
Hemen zincirin kökü bakalım. Yok. Hemen şuraya trabzana batalım. Artış olmasın. İki tane trabzanımız vardı. İkisinin üzerine battım. Bakın. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Şimdi bu trabzanlara da batıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar diğer trabzanın üzerine. Zincir çekmeden diğer trabzana bu şekilde. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Hemen yanına bir tane daha. Tekrar bir zincir çektim. Bir bıraktım, ikinciye batıyorum. Hemen yanına bir tane daha battım. Şimdi bir zincir çektim. Buradaki trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Burada şimdi bakın hanımlar, her trabzana trabzan, zincire zincir. Bir zincir çektim, iki trabzan. Tekrar bir zincir daha çektim, iki trabzan yapacağım. Bu şekilde. Bir zincir, iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Geldik diğer kola. Bir tane atladım, bir zincir atlıyorum, ikinciye battım, hemen yanına bir tane daha zincirin içine batıyoruz, onunla boşluğa değil. Tekrar bir zincir çektim, bir tane atladım, tekrar aynı yanına bir tane daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Hemen buradaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. İkisine de iki trabzanımız var. Hemen üstüne yaptım. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum ve sonuna geldim. Şimdi burada bir zincirimiz var. O zincirin üzerine de batıyorum. Kenarı düzgün gitsin diye. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Geri döndüm. Buradaki 2 trabzanın üzerine trabzan yapacağım. Bu şekilde hanımlar. Aynısını buraya kadar gideceğim. Bir daha döneceğim. Kaç sıra olduğunu ben bir bakayım. Ondan sonra söyleyeyim. Bu şekilde. Zincire zincir, trabzana trabzan. Böyle devam edeceğiz. Bakın hanımla olduktan sonra 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sıradayım. Yani olduktan sonra 4. sıradayım. Şimdi bakın burada 2 trabzanımı yaptım. Normalde zincir çekiyoruz ya bu aralarda. Bu defa zincir çekmeden bu trabzanları üzerine gidiyorum. Bu bel kısmına geldiği için burası toparlaması açısından bu şekilde yapıyorum. Bütün trabzanların üzerine zincir çekmeden oyalıyorum. Şimdi geldim öne, bakın buraya kadar öyle geldim. Hatta şu koltukta da yapacaktım. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, burada zincir çekmedim. Zincir çekmedi, araları atladı. Boşluk normal, sadece trabzanların üzerine yapıp geçtim ama burada bir tane batmak istiyorum. Çünkü çok fazla çeksin istemiyorum. Bir tane battım boşluğa. Şimdi devam ediyorum. Bir tanesini bakın buraya batmadım. Buraya battım, buraya batmadım. Şimdi buna batıyorum.
Boşluğa battım. Yani zincir çektiğimiz yere battım. Devam ediyorum. Şimdi bakayım. Buna batmıştık. Şimdi batmıyoruz. Bunu atladık. Şimdi buna batacağım. Evet. Buna battık. Şimdi bunu atlıyorum. Evet. Buna battık. Buna batmıyoruz. Böyle. Şimdi birini atlamıştı. Buna batıyorum. Buna da battım. Evet, şimdi bundan sonra hiç batma, aralara batmadan devam edeceğim. Sadece trabzanların üzerine batıyorum. Siz bebeğin üzerine tutarak bel ayarını kendiniz daha iyi yaparsınız. Şimdi burada iki tane yaptık. Ayrıca zinciri de yapıyoruz. Kenarı düzgün olsun diye. Böyle. Şimdi geriye döndüm. Şöyle son sırayı. Bunun son sırasını trabzan yaptım ama biraz uzun oldu. Ben bunu öyle yapmayacağım. Bunu şöyle üçlü bıçak mı trabzan? Tığımı alıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım ve bitecek bedenimiz. Çok kolay bu üstü. Altı da kolay ama işte sadece zaman alıyor. Biraz sıralar artışı çok olduğu için, sürekli arttığı için çok zaman alıyor. Onun için bir bölümde bitiremeyeceğim. Belki iki bölüm veya üç bölüm olabilir. Bilmiyorum yani. Eteğin iki bölümde yapabilirim. Evet, sıramız başa çıkınca bitmiş olacak. Bu şekilde. Evet, sıramın başa çıktım. Bebeğe giydirdim. Nasıl olduğunu görmeniz için bakın. Böyle önden sokuyoruz kollarını. Bu şekilde olacak hanımlar. Benim o biraz uzun olmuş. Onun için burayı ben çakma trabzan yaptım. Bakın şöyle arkası da böyle olacak. Arkasına düğme dikeceğiz. İsterseniz çıtlı bantlardan da yapabilirsiniz. Bakın böyle oldu. Bu kadar basit üstü. Şimdi bu şu aralarını nasıl yaptım? Onu söyleyeyim. Bakın bu buraya normalde çok hani en ince dantel, pardon, kurdale olur ya, ondan yapabilirsiniz. Böyle ara ara geçirip arkadan dikebilirsiniz. Ama ben şu an elimde olmadığı için zincir çektim. Şöyle boyunda zincir çektim, arkadan iğneyle bunları diktim. Yani diyorum ya, örgüde çözümler bitmez. Şimdi bunu da yapayım, göstereyim size nasıl olduğunu. Şöyle zincir çekiyorum beyaz iple. Bakın şöyle boyunu ölçüyorum. Şöyle iki tane de fazla yapalım. Bunu şöyle biraz uzun kıracağım. Evet, bakın şimdi nasıl diktiğimi göstereyim. İpime takıyorum iğnemi. Şöyle. Öncelikle bunu bir takalım. Bakın şuradan takıyorum.
Zinciri buradan çıkarıyorum. Allah. İpin tek katına taktığım için evet, şimdi bir tane de buradan çıkarayım. Şimdi bakın bunu ayarladım böyle. Bakın bu şekilde. Bunu 3 tane çıkarmışım. Ama dediğim gibi biraz uzun oldu burası. Pek hoşuma gitmedi. Bunu 2 tane çıkarıyorum. Şimdi bunu buradan bakın dikeceğim buraya. Şöyle dikiyorum. Hafifçe. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Şöyle ilindirdim. İliştirdim buraya. Şimdi bu ipimi şöyle arkadan getiriyorum buraya. Getirip buraya dikeceğim. Ara ara alarak şöyle geldim buraya. Geldim. Şimdi bunu da buradan dikeceğim. Arkadan geçirmemeye çalışıyorum. Şeyi böyle hafif telin alarak dikiyorum ki arkadan beyaz ip çıkmasın diye. Evet, bakın hanımlar bu kadar basit. Dediğim gibi kurdele yapabilirsiniz buraya. Şimdi ben bir tane daha yaptım böyle. Bunu da böyle geçireceğim. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane yuvamız var. Böyle. Buralardan geçirerek dikebilirsiniz. Bunu ikili yaptım. Dediğim gibi onu 3 tane çıkarmıştım. Pek hoşuma gitmedi. Bu şekilde olacak. Beyaz kurdeleyle de altına geçireceğim. Bu kadar basit yani. Üst örgüsü böyle olacak. İnşallah eteğinin yapımında görüşmek dileğiyle diyelim. Evet, bugünlük bu kadar. Devamını bekliyorsanız zili açın ki kaçırmayasınız diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.